başlangıcından itibaren toplumların mücadele etmekte olduğu bir durum, sosyal durum. Türkiye bütün dünyada olduğu gibi yoksullukla mücadele etmek için pek çok program uygulayan bir ülke. Sosyal devlet ülkesine sahip bir ülke. Bununla alakalı pek çok programımız var. Bu programlardan biri de eğitimle yoksulluk konusunu ilişkilendirmek, eğitimi artırarak yoksulluğun ortadan kaldırılmasını sağlamak. Bu protokolün bir tarafı da bunu ilgilendiriyor. Şöyle ki, hükümlü ve tutuklu olan insanların maddi imkansızlıklar dolayısıyla okuyamama durumunu ortadan kaldırmak üzere iki bakanlık arasında bir protokol var. Fakat biz bunu daha yaygın bir biçimde ele alıyoruz ve sadece ödeme güçlüğü çeken insanların değil, isteyen herkesin bu ihtiyacını, eğitim ihtiyacını karşılama noktasında birlikte hareket ediyoruz. İki bakanlık ve uzun bir süreden beri de bu çalışmayı götürüyoruz. Bu eğitim seviyesini yükseltmek için yaptığımız bu protokol çok iyi sonuçlar veren bir protokol. Açık Öğretim Fakültesi, Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu'na devam eden çocukları, gençlerimizi kapsıyor. Sosyal Dayanışma Fonu kaynaklarıyla bunu ödüyoruz. Ve bütün işlemler vakıflar aracılığıyla, bize yapılan müracaatlardan sonra vakıflar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu protokolün devamının hayırlı olacağını düşünüyoruz her iki bakanlık. Onun için yenileme noktasında bugün tekrar imzalarımızı koyacağız. Bunun altını çiziyorum ve memleketimize tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Günümüzde ceza ve infaz kurumlarımız eğitim ve öğretim konusunda büyük bir hassasiyet ortaya koymaktadır. Bu çerçevede ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin eğitimlerine devam etmelerine önem vermekte ve onların eğitimden daha fazla istifadesine katkı sağlanmaktadır. Şu an itibariyle okuma yazma kurslarına 8.323 tutuklu ve hükümlümüz katılmıştır. İkinci kademe okuma yazma kurslarına 4.661 hükümlü ve tutuklu katılmıştır. Açık öğretim ortaokuluna devam eden 6.411 tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Açık öğretim lisesine devam eden 13.349 hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır. Açık öğretim fakültesine devam eden 2.327 hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır. 2 yıllık yüksek okul örgün eğitimine devam eden 481 tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. 4 yıllık yüksek okul örgün eğitime devam eden 168, uzaktan eğitime devam eden 87, yüksek lisans eğitimine devam eden 34, doktora eğitimine devam eden 6, ceza infaz kurumlarında 6 tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Ceza infaz kurumlarında 19.061 sosyal ve kültürel faaliyet eğitim amaçlı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca iş ve meslek kursları eğitimi de yapılmakta ve bu çerçevede de 59.040 hükümlü ve tutuklu bu eğitim faaliyetlerinden istifade etmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin eğitimden istifade ederken yapmaları gereken harcamaları karşılamaktadır. Protokolde maddi imkansızlığı bulunan tutuklu ve hükümlülere bu imkan sağlanacağı ifade ediliyor ama uygulamada cezaevlerinde bulunan herkesin talep halinde bu imkandan yararlandırılması sağlanmaktadır. Bundan sonra da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızla birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca bakanlığımızla hem kadın tutuklu ve hükümlüler hem çocuklarla alakalı konularda da
çok başarılı bir işbirliğimiz var. Bundan sonraki süreçte de bu işbirliğimizi devam ettireceğiz. Ben de hepinize teşekkür ediyorum.